Bugünkü programımızda teknoloji kullanımında anne ve baba rehberliğini konuşacağız. Teknoloji elbette hayatımızı kolaylaştıran pek çok hususa sahip, fakat bunlarla beraber olumsuz yönde etkileyen tarafları da var bizlere. Özellikle dijital ebeveynlik tarafından baktığımızda ebeveynlere bu konuda pek çok sorumluluk da düşüyor. Bizler bugünkü programımızda aile hayatımızda teknolojiyi bilinçli biçimde nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız. Her zaman olduğu gibi uzman aile danışmanı Saliha Erdim Hocam da bugün bizlerle. Saliha Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hanımefendi. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Allah'a şükür daha iyi olacağız. Evet. Daha iyi olacağımız günler gelecek. Bireysel olarak başka hiçbir şey hesaba katmasak harikayım. Evet. Her şey yolunda çok şükür. Ama toplumsal ve dünya insanları, dünya Müslümanları söz konusu olduğu zaman elbette ki hala Filistin kanayan yaramız, evet, olmaya devam ediyor. Bizim hem bugünkü konuyla ilişkili olarak hem de genel anlamda bu duyarlılık konusunda daha bilinçli hareket etmeye, daha seçici tüketmeye, daha seçici konuşmaya, daha seçici davranmaya ihtiyacımız var. Bilerek adım atmaya ihtiyacımız var. Her alanda, her şeyde. Biz o kadar bir şey olmaz sözüne, bir kişiden ne olacak, ondan işte onunla bir neticeye alınamaz gibi tamamen bilgiden, hikmetten, mantık ve muhakemeden yoksun bir takım sözlerle kendimizi oyalıyoruz, engelliyoruz ve yanlış bir gidişin hem oluşumuna katkıda bulunuyoruz hem de seyircisi oluyoruz. Evet. Pek çok yönden bizi zarara uğratan bir akış, bir gidiş içindeyiz. Bir Müslüman hiçbir zaman derenin üzerindeki yaprak gibi, etkisiz eleman gibi dalgaların akıntısına, dalgaların gittiği yöne kendisini bırakamaz. Bizim aklımız var, irademiz var, mantığımız var. O yüzden bizler hem birbirimizi uyarma görevini, hem kendimiz yaşama fark etme görevini, hem dualarımızla, hem yeri geldiği zaman ekonomik katkı, yeri geldiği zaman fiili destekle hayatımızın her aşamasında, evet, orada bir sıkıntı var ve ben onlarlayım diyeceğiz. Ve yapabileceğimiz her şeyi elimizden geldiği kadar yapacağız ki gerçekten insan kalabilelim. Evet. Eğer biz insani duyarlılıklarımızı dünyaya yaymazsak, dünya yaşanılır bir yer olmaktan çıkıyor. Sürekli menfaatlerin konuşulduğu, sürekli ticaretin, sürekli daha üst düzey standartlarda yaşamanın, keyfimize göre, duygumuza göre, egomuza göre yaşamanın mücadelesi içinde olduğumuz zaman insanlık yanımıza durmuyor. Evet, maalesef. Gidiyor, kaçıyor. O zaman da İbn Arabi'nin dediği gibi insan bedeni bir memlekettir. Eğitirsen medeni olur, eğitmezsen ormana döner. Ormanda da orman kanunları geçerlidir. Güçlü olan zayıf olanı tüketiyor. Evet. O yüzden de biz Allah'a göre düşündükçe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre muhakeme edip davranmaya gayret ettikçe işte insan olmanın basamaklarına tırmanıyoruz demektir. Allah bunu nasip etsin her birimize inşallah. Evet, gene çok anlamlı bir giriş yaptınız hocam. Teşekkür Allah ederiz. Allah razı olsun, rica ederim. Yönlendiren, bizlere en azından yine de insan olduğumuzu hatırlatan bu girişiniz hakikaten tefekküre şayan oluyor. Dediğiniz gibi bir tarafta Filistin kanayan yaramız, oradaki çocukların, çalınan çocuklukları da aynı şekilde kanayan yaramız, ama dünyayı daha güzel bir hale getirmek de yine bizlerin elinde, yine biz insanların elinde. Oradaki çocuklara daha güzel bir dünya sunmak da hepimize bu noktada bir takım görevler düşüyor. İnşallah biz de bu görevlerin, bu sorumluluklarımızın farkındayızdır ve buna göre hareket ediyoruzdur. İnşallah. Çünkü insan olmak bunu gerektiriyor. Aynen. İçimizde bir kanayan yara var diyoruz ve bununla beraber o yaraları da nasıl saracağımızı da bilmemiz gerekiyor. İnşallah bu bilince bizler de sahip olabiliriz. İnşallah. Burada izin verirseniz bir cümle daha, sizin sözünüzü bana hatırlattığı bir şey söyleyeyim. Ondan sonra arzu ederseniz konuya geçelim. Orada İsrail'deki öldürülen çocuklara acıyoruz. İçimiz parçalanıyor. Kendi çocuklarımıza ne yapıyoruz? Birisi hayattan koptu, zulmedildi, öldü diye üzülüyoruz. Öbür taraftan anneli babalı öksüzler, yetimler gibi bırakıyoruz çocuğumuzu. Adam yerine koymuyoruz. Onların
pasif eleman ordusuna nefer yetiştiriyoruz evde, düşünmeyen, onun yerine annesinin düşündüğü, onun yerine babasının düşündüğü, kendisinin aklının geliştirilmediği, aklının büyütülmediği, kim ne derse onu yapacak pasif edilgen bir evlat yetiştirmekle, kendimizde öyle olmakla onlara bir noktada destek oluyoruz. Çünkü bilinçli yaşamıyoruz. Evet. Bilinçli yaşamadığımız zaman bize medya ne diyor? Şunu yap diyor, onu yapıyoruz. Şuraya git diyor, oraya gidiyoruz. Şunu al, böyle tüket, böyle yaşa. Sen öyle olmazsan güzel olmazsın diyoruz. Evet. Güzelliğin ölçüsü budur diyoruz. Değerli olan budur diyoruz. Şey, daha doğrusu onlar diyorlar. Onlar diyor, biz de onlar kabul diyor, ediyoruz. Biz de düşünmeyi öğrenmediğimiz için, hayatı nasıl daha doğru yaşarım diye bir derdimiz olmadığı için, annemizden babamızdan gördüğümüzü kalıp olarak kendi hayatımıza uyguladığımız için onların dediklerini yapıyoruz. Onların modasını giyiyoruz, onların elektronik eşyasını kullanıyoruz, onların tüket dediğini tüketiyoruz. Yap dediğini yapıyor, yapma dediğini yapıyoruz. Onlar bizim hocamız gibi oldu. Onlar bizim öğretmenimiz gibi, rehberimiz gibi oldu. Dolayısıyla oradaki çocuklara acırken kendi çocuklarımızı da hesaba katalım. Evet, çok doğru bir noktaya temas ettiniz hocam ve bunun da en büyük taşıyıcısı hiç kuşkusuz sosyal medya. Aynen. Bugün bunu aile ortamında konuşacağız elbette, fakat farklı noktalarda da detaylandırmak istiyorum. Yani sosyal medyanın o tüketim çılgınlığına bir araç olması veya beden algımız üzerinde bu kadar hükümdar olması, bunlarla birlikte işte o fenomenler dediğimiz o kesimle beraber artık insanların kendilerine yeni bir idol oluşturma durumu. Biz var olan idollerimizden çok uzaklaştık. Özellikle hem yeni nesil için böyle, yeni nesille beraber aslında yetişkin insanlar için de böyle. Yani takip ettiğimiz insanlar artık çok farklı profiller olmaya başladı. Bugün inşallah bu teknoloji bağlamında bu konuları ele alalım istiyorum. İnşallah. Evet, teknoloji diyoruz hocam. Hepimizin 7'den 70'e, herkesin artık ellerine kadar ulaşan bir alan haline geldi. Bir aile hayatını düşündüğümüzde veya bir ailenin bir akşamını düşündüğümüzde bir tarafta belki iPad ile oynayan bir çocuk vardır. Diğer tarafta bir baba televizyon izliyordur. Anne belki telefonda bir şeylerle meşguldür. Sizin bir cümleniz var ya, çok hoşuma gidiyor. Herkes online ama evde kimse yok diye. Hakikaten evet, bize böyle bir manzara oluşturuyor. Ne yazık ki. Tabii bugün konuşurken yani teknolojinin tam anlamıyla hep kötülüklere ulaşan noktasını değil de hayatımıza değer katan noktaları da var. Bizler aslında teknoloji vasıtasıyla seyircilerimize ulaşıyoruz. Güzellikleri veya bilinçlendirme noktasında da elbette pek çok avantajı var. Ama burada önemli husus bu teknolojiyi nasıl kullanacağımız ve öncelikle anne babalara düşen görevler üzerinde konuşalım. Anne babaların da bilinçlenme süreci var. Çünkü milenyum çağına doğmuş çocuklara nasıl sesleneceklerini, onlara nasıl ulaşabileceklerini de öğrenmek elbette bilinçlenmeyi de getiriyor. Bu anlamda biz de bizim payımıza düşen neler varsa inşallah aktarmaya çalışacağız. İnşallah. Ama öncelikle size şu soruyu yöneltmeyi istiyorum hocam. Aile ortamında teknolojiyle olan o bağımız ve ilişkimizin ne düzeyde olması gerektiğini merak ediyorum. Özellikle bu denli çepeçevre kuşatılmışken o düzeyi belli bir sınırda tutmak da mümkün mü? Dilerseniz bununla başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi meseleye bir üst bakış açısıyla bakıp bir tespitte bulunduktan sonra izin verirseniz buna cevap vereyim. Bu bir bütünün parçası. Medya, insanı ilgilendiren konular bütününün bir parçası. 8'e 9'a ayrılmış pastanın bir dilimi olur ya, öyle bir dilim. Şimdi bir sıkıntı ortaya çıkmışsa bu sıkıntının kaynağı vardır. Oluşturan sebepleri vardır. Geliştiren sebepleri vardır. Sürdürücü sebepleri vardır. Onların kalıcı olmasını sağlayan sebepleri vardır. Biz öncelikle neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin sıkıntı, neyin problem olduğunu öğrendikten sonra bunu başlatan sebepler neler? Besleyen, sürdüren sebepler neler? Bunların devamını sağlayan sebepler neler? Ondan sonra ancak bir şey yanlışsa bunun kaynağı ne diye ona bakacağız. Hiç kimse bir çocuk ateşlendiği zaman çocuğun bir şey yok, kalksın oynasın demez. Ateşin hastalık belirtisi olduğunu bilir. Ama bilmeyen çocuğuna sağlam çocuk muamelesi yapar. Bir çocuğun annesinin babasının
sözlerine, taleplerine, fikirlerine karşı çıkması annenin babanın şu soruyu sormasına sebep olmalı. Acaba biz çocuğumuza fazla baskıcı mı davrandık? Zorlayıcı mı davrandık? Bu bilgiyi erken mi verdik? Uygunsuz bir zamanda mı verdik? Kötü bir üslupla mı verdik? Dozunun üzerinde mi verdik? Bu çocuk normalde bu bilgiyi aldığı zaman bizimle istişareye girmeliydi. Ama şu anda karşı çıkıyor. Karşı çıkıyorsa burada bir bizim görmemiz gereken bir şey olabilir. Burada ne yap? Biz neyi düşünmeliyiz? Neyi yanlış yaptık? Ya da çocuğumuz şu anda bunları algılayamayacak düzeyde sıkıntılı bir psikolojide mi? Ya bana ait tarzıma, üslubuma, ifademe, söyleme biçimime, söyleme zamanıma, söyleme dozuma mı ait bir dikkat etmem gereken husus var? Ya da bunların hiçbiriyle alakalı değilse çocuğumun bir sıkıntısı mı var? Evet. Bir defa bunu bana düşündürmeden biz anneler babalar olarak ne diyoruz biliyor musun? Çocuğum benim sözümü dinlemiyor. Çocuğum ne dersem karşılık evet. veriyor. Hiç sözümü tutmuyor. Ben bir şey söylüyorum tam tersini yapıyor. Çocuğu suçladığımız zaman kendimiz haklı çocuk haksız. Kendimiz söylediğimizi yaptığımız tarzımıza ne yapıyorsak devam edebiliriz. Çocuk bizi anlamak, çocuk bizim istediğimizi yerine getirmek zorunda. Bu anlayışla yola çıktığımız zaman çocuğu anlama şansımız sıfır. Sıfır. Çünkü ben haklıyım sözü, ben ne yaptığımın farkındayım, ben ne yaptığımı biliyorum sözü kendisine bakmayı engellediği gibi, kendisini görmeyi engellediği gibi muhatabının da haklı olabileceğini düşünmesini de engeller. Dolayısıyla biz bir durumun önce neyin doğru, neyin yanlış olduğunun farkına varmalıyız. Evde televizyonun olması doğru olabilir, şart değil ama olabilir. İnsanın elinde telefonun olması normal, tabletin olması normal, evde bilgisayarın, laptopun olması normal. Bunlar sıkıntı değil. Önemli olan anne ile babanın insan tanımı nasıl? İnsan dediğimiz zaman nasıl bir varlık zihinlerinde canlanıyor? Ve Allah bu insanı yeryüzüne göndermekle neyi murad ediyor? Biz anne babalara çocuk vermekle neyi murad ediyor? Biz şu anda çalışma hayatına dört elle değil, dört el, ayak, göz, kulak her şeyle tutunmuş durumdayız. Onun dışında kalanlar açıkta kaldı. Buna eşe ilgi göstermek, eşle vakit geçirmek dahil olmak üzere, çocuklara zaman ayırmak, çocuklarla ilgilenmek dahil olmak üzere hanımefendileri baz alarak söylüyorum. Dozunu aşan her şey tersine inkılap eder. Çalışmak bir nimettir. Bir şey üretmek, bu topluma değer katmak bir nimettir. Para kazanmak bir nimettir. Fakat bu nimeti eşime, bana, çocuğuma, aile kurumuna ve topluma eziyet, haksızlık, hatta zulüm anlamına getirecek bir tarzda yapıyorsam o zaman Allah bana sorar zorun neydi diye. Ve benim verilecek cevabım olmasın.